Evet, biliyorsunuz Fulbright Sözleşmesi 1949 yılında dönemin aslında Türkiye'ye Marshall Planı ile Amerika'nın girmek istemesiyle başlamış bir sözleşme. Biraz bizim eğitimimizi iki kültür arasındaki eğitimin etkileşimi açısından, geliştirilmesi açısından yapıldığı söylenen bir sözleşme. Aslında iki kültürün, Türkiye ve Amerikan kültürünün öğrencilerinin değişimi ve Türkiye'deki eğitimin geliştirilmesi amacıyla yapıldığı söylenen bir sözleşme, Fulbright Sözleşmesi. Bizde tabii Türkiye'de bu daha çok işte Fulbright bursu diye biliniyor. Yani üniversitelerde, akademisyenler arasında daha çok bursalar işte Amerika'ya gidip orada eğitim görmek ve ders vermek anlamında kullanılan bir burs. Tabii bu sadece bir burs değil, bir sözleşme. Altyapısında özellikle Türk ve Amerikalı kişilerden oluşan bir komisyondan oluşan bir sözleşme ve Türkiye'de eğitimin hem küreselleştirilmesi hem de geliştirilmesi açısından imzalanmış bir sözleşme aslında Fulbright Sözleşmesi. Yani sözleşme aslında belki de Türkiye'de bu sözleşmeye getirilen eleştirilerin başında bu var. Sözleşmenin içeriğiyle ilgili çok bilgi sahibi değil kimse. Yani sözleşme sahibi 1949'da biliyorsunuz o dönem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye ve işte Amerika'nın özellikle de Rusya'nın bölgedeki yetkinliğini azaltmak açısından Marshall Planı'yla bu bölgedeki bazı ülkelere ekonomik bazı destekler çıktı. Bu destekler karşılığında dönemin işte İsmet İnönü zamanında aslında böyle bir anlaşma imzalanmış. Hani bu anlaşmanın eleştirilme sebeplerinden bir tanesi de daha sonra İsmet İnönü'nün dile getirmiş olduğu aslında şey var, biraz da eleştirinin temelinde biraz onun söylemleri var. Çünkü döneminde işte galiba 1960'lardaydı İsmet İnönü bunun için şöyle diyor. Diyor ki biz bu anlaşmayla aslında diyor biraz yarı sömürge durumuna geldik. Bunu ifade ediyor yani belli kaynaklarda bunu söylüyor. Bunu söyleme sebebi de şu: Fulbright Sözleşmesi'ndeki komisyonun üyelerinin yarısı Türk vatandaşı, yarısı Amerikan vatandaşı. Bunlar Amerikan vatandaşlara yine Amerikan konsolosluğu tarafından belirleniyor. Ama en çok eleştirilen nokta komisyonun başkanı, şefliğinin Amerikan konsolosluğunda olması. Yani başkonsolos. Orada 4 üyeden oluşuyor. 4 Türk, 4 Amerikalı üye. Herhangi bir karamsarlık durumda ya da sonuç çıkamadığı zaman oylamada komisyon şefi yani Amerikan Büyükelçisi'nin oyu geçerli sayılıyor. Onun verdiği oya göre eğitim, Türkiye'deki eğitimle ilgili bazı kararlar alınıyor. Burada eleştirilen nokta bu aslında. Yani biz madem milli bir eğitimden bahsediyoruz, milli değerlerden bahsediyoruz, bizim eğitimimiz neden bir Amerikan Büyükelçiliği tarafından belirleniyor ya da onun aldığı kararlarla böyle bir sonuca gidiliyor? Belki siz tanıyorsunuzdur, muhakkak Türkiye'de herkes tanır. Oktay Sinanoğlu Hoca vardır. Bu konuda onun da önemli yorumları vardır. Mesela o şey diyor, özellikle bununla ilgili. İşte siz eğer eğitiminizi başkaları belirliyorsa, aslında sizin politikalarınızı o belirliyor. Siz bir nevi onun sömürgesi durumundasınız der her zaman. Ki nitekim Türkiye 100 yıllık bir devlet artık, hani Osmanlı'dan sonrakısı için söylüyorum. Sizin bu eğitim politikalarını kendiniz bile oluşturabilirsiniz ve şöyle bir şey var, yani biz Amerika'nın, yani bir akademisyen olarak bunu söylemem tabii ki doğru değil. Çünkü biz kültürlerin kaynaşmasından yanayız eğitimin. İki kültürün, ya Amerika olsun, İngiltere olsun ya Türkiye olsun veya Orta Doğu'daki ülkeler olabilir. Onlarla bir iletişim içinde olmak bizim için tabii ki doğru bir şey. Eğitim olarak da bu doğru bir şey. Ama buradaki temel yanlış, belki de toplumun gördüğü temel yanlış aslında bu. Bu eğitim politikasını niye onlar belirliyor? Niye bunun başkanlığını Türkiye yapmıyor da mesela Amerika'nın Büyükelçisi yapıyor? En çok getirilen eleştirilerin başında bu var aslında. Bir de bu Fulbright Sözleşmesi'nin
biraz aslında toplumda çok bilinmediğini düşünüyorum. Biz dahi bilmiyoruz ki ben bunun bakanlıklar düzeyinde ne düzeyde bilindiğini de bilmiyorum. Ama sonuçta bir eğitimi geliştirme komisyonu var. Burada sözü geçen bir sözleşmeyle Türkiye'nin taraf olduğu bir anlaşma var. Belli düzeyde biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Daha çok burslar düzeyinde biliyoruz ama bunun bizim eğitim politikalarımıza, müfredatımıza ne düzeyde etki ettiğini bilmiyoruz. O yüzden bazı eleştirilerin gelmesi doğal. Bunların aslında açıklığa kavuşturulması, bu sözleşmenin ya da bu anlaşmanın öyle söyleyeyim, sadece kültürel mi ya da işte bizim milli olan eğitimimizin içeriğini bozuyor mu ya da bozmuyor mu gibi sorulara cevap vermek belki de doğru bir yöntem olabilir burada. En azından eleştirileri azaltmak konusunda. Söze girerken mesela ben Oktay Sinanoğlu Hoca'nın bu konudaki yorumları üzerinden gitmiştim. Onu biraz açıklayayım ne demek istediğini. Aslında Oktay Sinanoğlu bunu söylüyor. Yani mesela o şöyle eleştiriyor. Diyor ki ya bizim işte bir Amerikan konsolosunun bizim eğitim politikalarımızı belirlemesini gerektirecek bir durum yok. Yani Amerika eğitimde bizden çok daha ileride değil. Eğitim politikaları çok iyi olan bir ülke değil. Yani biz misal bazen eğitim politikaları açısından konuşursak mesela bir Finlandiya örneği var. İyi örnek olarak ya da buna benzer ülkeler var. Biz niye onlardan esinlenmiyoruz? Tamam, mesela Amerika'daki eğitim sisteminden esinleniyoruz. Çünkü Amerika'daki eğitim sistemine Türkiye'de özellikle eğitimcilerin getirdiği eleştiriler var. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu şekliyle baktığımızda belli sorular karşımıza çıkıyor. Bir, Amerika bizden eğitim olarak çok mu önde ki onun bizim eğitim politikalarımızı etkilemesi önemli ki İsmet İnönü'nün o dönemde misal yaptığı benim okuduğum bir yazısı vardı. Şunu söylüyor yani diyor ki ben diyor eğitimle ilgili bir karar aldığımız zaman diyor daha komisyonlardan sonuç gelmeden Amerikan elçiliğinden eleştiri geliyordu bana. Yani diyor ki biz aslında bir karar alacağımıza önceden oraya gidiyor. Oradan bize dönüyor. Şimdi böyle bir durum eğer halen devam ediyorsa bunun açıklığa kavuşturulması önemli olur. Yani özellikle biz nasıl milli bir eğitimden bahsediyorsak bunun milliliği tartışmaya açık bir duruma gelir. Buna yer vermemek lazım. Böyle bir sonuç eğer varsa böyle bir gelişme bunu açıklığa kavuşturmak doğru olacaktır. Ama yine söylüyorum. Türkiye ki Türkiye'nin de böyle yani bizim vatandaşlarımızın tamamı da böyle yaklaştığını düşünüyorum. Akademik camia da böyle yaklaşıyor. Yoksa kültürel olarak ya da eğitim olarak o bilgi alışverişinde bulunmak, destek vermek herkes tarafından kabul gören, kabul edilebilir bir şey. Ama burada doğru olmayan şey ya da varsa şayet böyle bir şey, bu eğitim politikalarına acaba müdahale ediyorlar mı? Bizim müfredatımıza müdahale ediyorlar mı ki bizim işte geçmişimiz, sadece bu Osmanlı ile ilgili bizim doğru bildiğimiz şeyler orada yer alıyor mu, almıyor mu ya da buna müdahale ediyorlar mı? Sadece istedikleri gibi bir müfredat mı önümüze sunuyorlar? Bu tarz eleştiriler olduğunu görüyorum. Bunun açıklığa kavuşturulmasının ya da içeriğinin açıklanmasının ya da böyle bir sürecin hala devam edip etmediğinin biraz daha somut örneklerle sunulmasının faydalı olacağını düşünüyorum yani. Ki burada mevcut hükümetin de özellikle milli politikalara önem verdiğini biliyorum. Yani bu süreçte çok baskın olmayabilir ama böyle bir anlaşmada eğer baskınlık sağlayabiliyorlarsa bunun kaldırılmasının faydalı olacağını düşünüyorum yani.